İman ve küfür genetik değildir. Eğer öyle olsaydı müminden mümine, mümin kafirden kafir doğardı. Aklın, iradenin, peygamberlerin, vahiylerin bir hükmü kalmaz, hepsi de boşa çıkardı. O zaman iman ve küfür, iyi ve kötü, hak ve batıl, haram ve helal sınırı kalmazdı. O zaman ödül ve ceza, cennet ve cehennem ve hesap gününün bir anlamı kalmazdı. İman ve küfür genetik değil. Kenan, Azer, Lut'un eşi, Nebi'nin amcası, Asiye'nin kocası bunun örneği.